konferansın başarılı geçmesini diliyorum. İslam Araştırmaları Merkezi İSAM'a ve Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'ne bu çok değerli ve anlamlı toplantıyı tertip ettikleri için şükranlarımı ifade ediyorum. Konuşmamın başında önceki gün Afyonkarahisar'da Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir mühimmat deposundaki kaza neticesinde ebediyete uğurladığımız şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Aynı şekilde silahlı kuvvetlerimize de geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. Dünyanın birçok dost ve kardeş ülkesinden bu zirveye katılan çok değerli seçkin misafirlerimize, Türkiye'ye ve İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. İstanbul yakın tarihlerde çok önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yaptı. Ancak bugün burada bu uluslararası toplantının gerek katılımcıları, gerek ele alınacak konular itibariyle son derece farklı, önemli, anlamlı bir zirve olduğuna inanıyorum. Zira farklı dinlere ve farklı mezheplere sahip dini önderlerin, değerli bilim insanlarının, uzmanların iki gün boyunca İstanbul'da yapacakları müzakereler eminim ki tüm dünyada dikkatle izlenecektir. Burada alınacak kararlar ve çıkacak sonuçlar başta Orta Doğu olmak üzere tüm ülkelerde, bölgelerde ve kıtalarda birlikte yaşama kültürüne, birbirine saygı ve hoşgörü arayışlarına inanıyorum ki önemli katkılar sağlayacaktır. Esasen bu kadar farklı din ve mezheplerden din adamı ve kanaat önderlerinin tek bir şehirde, tek bir salonda böyle bir fotoğraf veriyor olması, bir araya geliyor olması bile tek başına son derece önemlidir. Hiç abartmadan ifade ediyorum. Burada şu salondaki tablo aslında bir birlikteliğin, bir hoşgörünün ve diyalog manzarasının tüm insanlığın özlediği, hasretini çektiği, bunun da ötesinde insanlığın az önce de ifade edildiği ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyduğu bir tablodur. Biz bugün burada bu toplantıyı gerçekleştirirken belki de aynı anda dünyanın birçok yerinde çocuklar öldürülüyor. Kadınlar öldürülüyor. Savunmasız insanlar öldürülüyor. Biz bugün burada bir araya gelirken belki de aynı anda Orta Doğu'da bir yerlerde, dünyada bir yerlerde bir kadın katlediliyor ya da bir kadın kocasız, babasız, evlatsız bırakılıyor. Biz burada dünya barışı için, insanlığın huzuru için çareler ararken belki de aynı anda dünyanın bir yerinde sadece ama sadece farklı olduğu için bir insan katlediliyor. İşkence görüyor ya da
haklarından mahrum bırakılıyor. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tarihte ya da bugün hiçbirimizin şahit olmak istemediği ölümler, savaşlar, çatışmalar yalnızca siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı yaşanmadı, yaşanmıyor. Din savaşları tarih boyunca arkasında milyonlarca mağdur, mazlum, maktul bıraktı. Her dinin kendi içindeki mezhep savaşları aynı şekilde arkasında çok acı, trajik, çok kanlı enkazlar bıraktı. Bugün bunları yine yaşıyoruz. Gerek İslam dini içinde, gerek Hristiyanlık içinde aynı dinin fakat farklı mezheplerin, farklı kolların insanları birbirine kastetti ve tarihin birçok sayfası kızıl kana boyandı. Değerli misafirler, İslam dininin mezheplerinde, sadece İslam dininde değil, az önce de dini liderlerimiz gayet güzel ifade ettiler. Yeryüzündeki tüm semavi ve kitabi dinlerde öldürmek haram, yani yasaktır. Sünni için öldürmek nasıl haramsa, çok iyi biliyorum ki Şii için de öldürmek haramdır. İslam dininde öldürmek nasıl yasaksa, çok iyi biliyorum ki Hristiyanlıkta, Musevilikte de öldürmek haramdır. İslam dininin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim nasıl öldürmeyi kesin bir dille yasaklıyorsa, biliyorum ki Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de öldürmeyi, can almayı, cana kıymayı kesin bir dille yasaklıyor. Peki öyleyse biz yaşadığımız trajedileri nasıl izah edeceğiz? Nasıl açıklayacağız? Tarihte ve bugün yaşanan acı hadiseleri, katliamları, kıyımları nasıl yorumlayacağız? Bakın, biz Müslümanlar olarak kendi dinimizin doğuşunu, Peygamberimizin hayatını okurken son derece ibretlik bir hadiseye de şahit oluyoruz. 7. yüzyılın başlarında İslam dini Mekke'de yayılırken ilk Müslümanlar çok acımasız baskılara, işkencelere, zulümlere maruz kaldılar. İlk Müslümanlardan katledilenler oldu. Evlerini, yavrularını, ailelerini bırakıp şehirlerini terk etmek zorunda kalanlar oldu. Bu zor durumda olanlardan bir grup Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılarını anlattıklarında Hazreti Peygamber onlara şunu söylemiştir: Habeş ülkesinde yanında hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar var. Ona gidin ve onun himayesine sığının ki Allah size bu meselede ferahlık versin ve sıkıntınız için bir kurtuluş yolu hazırlasın. Evet, çok ağır baskılara maruz kalan ilk Müslümanlar zorlu bir yolculuğun ardından Habeşistan'a ulaşmış, Necaşi tarafından büyük bir memnuniyetle kabul edilmiş, kendilerine emniyetli şekilde sığınma verilmiştir. Dikkatinizi çekiyorum. Necaşi bir Hristiyandır. Müslümanlarla Hristiyanlar, Müslümanlarla Yahudiler İslam dininin daha ilk yıllarında
böyle ibret verici münasebetler tesis etmiştir aslında. Bizler semavi dinlerin mensupları olarak kendimize tarihi değil, dinlerimizin, inançlarımızın öz kaynaklarını referans almak zorundayız. Bizler tarihte yaşanan acı hadiseleri değil, peygamberleri kendimize örnek almak zorundayız. Dinler ve mezhepler tarihi, acı olaylar, olumsuz hadiseler üzerinden okunabileceği gibi, işte biraz önce naklettiğim türde olumlu hadiseler üzerinden de okunabilir. İslam tarihi içinde başta Kerbela hadisesi olmak üzere hepimizi derinden yaralayan acı hadiseleri elbette unutmayacağız. Ancak peygamberin mübarek torununun ve ailesinin katledildiği o meş'um hadiseyi bir ayrılığın değil, kardeşliğin, birliğin, vahdetin bir referansı olarak görmek zorundayız. Kerbela'da meydana gelen, hepimizin bugün bile yüreklerini dağlayan o acı hadise, bütün Müslümanlar için, bütün mezhepler için bir ibret vesikası olmak zorundadır. Kerbela hadisesi üzerinden bölünmek, bu bölünmenin ardından da yeni ve çok daha fazla Kerbela hadisesi üretmek, inanın en başta Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt'in ruhunu muazzeb etmektedir. Çok açık konuşuyorum. Şu anda Suriye'de zalim, diktatör, acımasız bir rejim kendi halkına karşı en ağır silahlarla toplu katliam gerçekleştirirken, sırf mezhep taassubu nedeniyle bu zulme sessiz kalanlar, bu zulme alkış tutanlar, bu zulme çanak tutanlar var. Benim mensubu olduğum dinde ve mezhepte öldürmek, zulmetmek, hele hele masum çocukların canına kıymak nasıl insanlık dışı bir girişimse, çok çok iyi biliyorum ki bu zulmü yapanların mensubu oldukları mezhepte de, onları destekleyenlerin mezhebinde de bu insanlık dışı bir girişimdir. Bu masum çocuk bizim mezhebimizden, bizim dinimizden değil. Öyleyse bırakın öldürsünler. Allah aşkına, bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir yorumdur? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Bir insan, bırakınız kendi kaynaklarıyla, kendi değerleriyle, kendi vicdanıyla bunu kendisine nasıl izah edebilir? 1332 yıl önce Kerbela'da yaşanan neyse, açık söylüyorum, bugün Suriye'de yaşanan da odur. Hazreti Ömer'le Hazreti Ali Kerramallahu Vece Efendimiz aralarında herhangi bir sıkıntı yoktu. Onlar aynı idealler için bir mücadeleyi verdi. Peki bugünkü yaklaşım niye böyle? Bunların üzerinde durmak lazım. Mazlum değişik olabilir. Zalim değişik olabilir. Ama yaşananlar yeni birer Kerbela'dır. İnançları, o inancın tüm mensuplarını hırsla, tamahla, nefsani çıkarlarla, karanlık siyasetle kirletmeye, töhmet altında bırakmaya hiç kimsenin, ama hiç kimsenin hakkı da hukuku da yoktur. Benim mensubu olduğum din ve bu dinin ana kaynakları inancına,
mezhebine, statüsüne bakmadan insana insan der. Cana can der ve insanı varlıkların en kutsalı olarak görür. Türkiye olarak ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne Lübnan'da, ne de diğer bölge ülkelerinde hiçbir etnik kökene, hiçbir dine, hiçbir mezhebe karşı ön yargılı değiliz. Mesafeli değiliz. Hiçbirine farklı gözlerle bakmıyoruz. Biz inançları, mezhepleri, etnik kökenleri bir referans olarak kabul edip insanın insanı öldürmesine ya da zulmetmesine göz yummaktan Allah'a sığınırız. Yüzlerce yıldır yaşanan acı tecrübelerden bugün artık dersler çıkartmak, ibretler almak, tarihin tekerrür etmesini önlemek zorundayız. Çünkü tarihten ibret almak durumundayız. Nasıl ki İslam içindeki mezhepleri tarihin acı hadiseleri üzerinden okumak yanıltıcıysa, dinler arasındaki münasebetleri de aynı şekilde tarihin acı hadiseleri üzerinden okumak yanıltıcıdır. Bugün artık dinler arasındaki münasebetlere Haçlı seferleri, Endülüs tecrübesi, dünya savaşları, Filistin meselesi gibi acı olaylar değil, bir arada yaşamaya dair güzel örnekler, birlikte inşa ettiğimiz medeniyetler yön vermelidir. 21. yüzyılın bu ilk yıllarında herkes, her dini lider, her kanaat önderi kendi öz eleştirisini samimi şekilde yapmalı, hataları ve sevapları ortaya koymalıdır. Şunu burada büyük bir samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bizler Türkiye olarak tarihimizde yaşanmış acı hadiseleri açık yüreklilikle gündeme taşıyor, bunun öz eleştirisini yapıyor, varsa hatalarımızı yine açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu içindeki farklı din ve mezhepler İstanbul tarafından her zaman büyük bir zenginlik olarak görülmüş, engin bir hoşgörüyle karşılanmış, her türlü hak ve imkan sağlanmıştır. Hristiyan tebaanın huzurlu şekilde yaşaması için büyük hassasiyet gösterilirken, Endülüs'ten kovulan Musevilere Osmanlı Devleti kucak açmış, onları her daim korumuş ve kollamıştır. Biz Türkiye olarak Ermeni meselesinde de arşivlerin açılmasını, incelenmesini, bu meselenin tarihçiler, bilim insanları, akademisyenler tarafından değerlendirilmesini hep savunduk. Aynı şekilde bizzat şahsım Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak 6-7 Eylül 1955'te azınlıklara yönelik düşmanca girişimleri kesinlikle onaylamadığımı, bunun Türkiye'ye çok ağır zararlar verdiğini ifade etmiş bir liderim. Mardin, Hatay, İstanbul başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki her din ve mezhebi büyük bir zenginlik olarak görüyor. Her din ve mezhep mensubunun gönül rahatlığı ve huzur içinde bu ülkenin birinci sınıf vatandaşları olarak yaşamasını çok samimi şekilde destekliyoruz. Nitekim iktidarda olduğumuz son 10 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları için demokratik standartları üst seviyelere çıkarırken, farklı din ve mezhep mensuplarının haklarını iade noktasında da önemli reformlar gerçekleştirdik. Farklı dinlerin kurulu vakıflarının gayrimenkulleri noktasında önceki yönetimlerin cesaret edemediği,
Ama iktidarımızın cesaret etmek suretiyle hepsinin gayrimenkullerini iade etme kararını alışımız bunun en açık ispatıdır. Türkiye içinde bir arada yaşama imkanlarını çoğaltırken dünya genelinde de İspanya ile birlikte Medeniyetler İttifakı girişimine öncülük yaptık. Medeniyetlerin, dinlerin, farklı görüş ve inançların diyaloğunu güçlü şekilde destekledik. Türkiye olarak birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünü daha da güçlendirmek için reformlarımızı sürdüreceğiz. Yaşanan acı hadiseleri, trajik olayları çoğaltmak yerine tarihimizdeki çok daha fazla olumlu örnekleri çoğaltacak, birlikte yaşama kültürü adına bölge ve dünya için güzel bir model olmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, çok değerli katılımcılar, hepimizin çok yakından ve içinden takip ettiği gibi Tunus'ta bir seyyar satıcının kendisini yakmasıyla başlayan halk hareketleri hızla tüm bölgeye yayıldı. O günden bu yana Tunus'ta, Mısır'da, Libya'da ve Yemen'de uzun otokratik rejimler son buldu. Halkın hür iradesi ilk defa yönetimlere yansımaya başladı. Birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesinde de halkın meşru talep ve beklentileri konusunda daha duyarlı adımlar atılıyor. Bir kere şunu ifade etmek istiyorum. Bazı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde cereyan eden olaylar harici sahiplerin ve yönlendirmelerin bir neticesi olarak değil, son derece tabii bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Bizde bir söz var. Dere yatağında akar. Ve dere yatağını bulmuştur. Halkın talep, arzu ve isteklerini güçlü şekilde dile getirmesi, meşru hak talebinde bulunması, baskıcı rejimlere karşı sesini yükseltmesi bu coğrafyanın geleneğidir ve son derece tabiidir. Tabii olmayan zulümdür, baskıdır, kendi halkının arzu ve taleplerine duyarsız kalmaktır. Esasen mukadder olan gerçekleşmiş, bu ülkelerde tarih kendi tabii mecrasında akmaya başlamıştır. Ancak başlayan bu değişim sürecini yönetmek de takdir edersiniz ki son derece önemlidir. Bütün bu süreçte halkların ne istediği son derece açık şekilde görülmüştür. Halklar onurlu bir yaşam ve özgürlük mücadelesi vermiş, temel hak ve hürriyetlerini korkusuzca yaşayacakları özgür bir hayat istemişlerdir. Söz, düşünce ve inançlarından dolayı mahkum olmayacakları, hukukun herkes için eşit ve üstün olduğu bir sistemi arzulamışlardır. Bırakın ben inancımı inandığım gibi yaşayayım. Bırakın ben düşündüklerimi düşündüğüm gibi söyleyeyim. Bunu istemişlerdir. En önemlisi bu ülkelerdeki halklar yöneticilerini hür iradeleriyle seçebilmeyi ve denetleyebilmeyi arzu etmişlerdir. Tunus'ta, Kahire'de, Tahrir Meydanı'nda ya da Bingazi'de sokaklara dökülen ve onur mücadelesi veren insanların hepsi aynı dili kullanmış, dini, mezhepsel veya etnik tüm farklılıkların üzerine çıkabilmişlerdir. Bugün tesis edilen yeni yönetimlerin, buraya bir parantez koymak zorundayım, bir anda akşamdan sabaha başarı beklemek yanlış olur. On yıllarca bu ülkelerde zulmedenler
otokratik bir rejim sürdürenler bunlar nasıl izlendiyse içeride ve dışarıda şu anda herkesin bu yeni yönetimlere de biraz mühlet vermesi lazım. Artık kendi iradeleri iktidar olmuşlardır. Bugün tesis edilen yeni yönetimlerin hak, eşitlik ve adaleti gözetme noktasında son derece hassas olacaklarına biz yürekten inanıyoruz. Özellikle farklılıkların, azınlıkların, dezavantajlı kesimlerin haklarının gözetilmesi bu bölgedeki tüm halklar ve tüm yönetimlerin üzerindeki ağır bir sorumluluktur. Tarih boyunca bir arada yaşamış, aynı kaderi paylaşmış halkların birbirlerine hiçbir husumet beslemeden geleceği şekillendirmesi tüm bu coğrafyanın kaderinin değişmesi anlamına gelecektir. Burada şunu özellikle vurgulamak durumundayım. Elbette bir ülkenin istikbalini şekillendirmede siyasetçiler, idareciler birinci derecede sorumluluk sahibidir. Ancak dini liderler, kanaat önderleri sadece istikbalin şekillendirilmesinde değil, insanın ruhun şekillendirilmesinde çok daha hayati bir mesuliyet yüklenmiştir. Bizler sizlerin elinde şekillendik aslında. Bundan sonra da sizlerin sorumluluğu bu denli önemlidir. Toplumun eğitilmesi, toplumun barışa, huzura, hoşgörüye karşılıklı anlayışa sevk edilmesi için dini liderler ve kanaat önderleri çok daha belirleyici olmalıdır. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi şu salonda oluşan bu güzel manzara tek tek ülkelerimize, tek tek şehirlerimize sirayet etmeli. Buradaki hoşgörü coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin yüreğinde makes bulmalıdır. Bizler çok büyük bir medeniyet havzasının mensuplarıyız, insanlarıyız. Bizler semavi dinlerin doğduğu, dünyaya yayıldığı her din için kutsal toprak ve coğrafyaların sakinleriyiz. Biz birbirimize karşı iyi olursak, birbirimize inanır ve güvenirsek, inanın dünyada daha yaşanabilir bir yer olacaktır. Biz aradaki anlaşmazlıkları suhuletle çözersek, inanın dünyanın geri kalanı da arkamızdan gelecektir. Biz hoşgörü dersek, biz diyalog dersek, samimiyetle bir arada yaşama kültürünü savunursak, inanın Norveç'teki gibi, Almanya'daki gibi, Ruanda'daki gibi ırkçı saldırılar tekrarlanmayacak, birçok ülkeyi hedef alan terör hedefine ulaşamayacaktır. Ben konuşmama bu duygularla son verirken, gerçekleştirdiğiniz bu konferansın bölgemiz ve dünyamız için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İstanbul'daki bu güzel buluşmanın tüm dünyaya ilham kaynağı olmasını, tüm dünyada barış ve hoşgörü tohumlarının filizlenmesine vesile olmasını diliyorum. İstanbul ziyaretiniz esnasında İstanbul'un tarihi zenginliğini de doya doya yaşamanızı, özellikle farklı inançlara ait ibadethanelerde özgürce ibadetlerinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugün günlerden cuma. İnanıyorum ki Müslümanlar Sultanahmet Camii'nde cuma eda edecekler. Aldığım bilgi öyle. Aynı şekilde diğer dini liderler Ayasofya'ya gidecekler. Ben kendilerine de bu noktada İstanbul'umuza
hoş geldiniz derken böyle bir ziyarette sizlerden ülkelerinize, halklarınıza, tüm dost ve kardeşlerimize şahsen benim ve milletimizin dostluk, dayanışma, barış mesajlarını iletmenizi rica ediyorum. İSAM'a, Marmara Üniversitesi'ne katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara, bilim insanlarına, medyaya, elbette ki tüm katılımcılara bir kez daha şahsım ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.